Vakalar uzun süredir 900'lü rakamlarda seyrediyor. Kurallara tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle bayram tatilindeki bu görüntüler endişeye neden oldu. Son verilerde pek iç açıcı değil. Yapılan 41.301 testten 995'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişiyle toplam can kaybı 5.747 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 217.497'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4.927.217, toplam hasta sayısı 233.851, toplam vefat sayısı da 5.747 oldu. Bu veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da korkutuyor. Bakan bir kez daha tekrarladı. Tedbirlere ihtiyacımız var dedi. Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirlerde güç birliğine ihtiyacımız var. Türkiye koronavirüsle mücadelesinde bir doktoru daha kaybetti. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü koronavirüse yenik düştü. Haber sevenlerini yasa boğdu. Vaka artışı şehirler arası yasağın kalkmasının ardından Anadolu'ya taşındı. Düğün, taziye, asker uğurlama, çeşitli kutlamalar virüse davetiye çıkardı. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Gaziantep vakaların çok olduğu iller arasında başı çekiyor. Önlemler kapsamında Şanlıurfa'da taziyeler yasaklandı.